Gapirdi, xatoga yo'l qo'yish ehtimoli ko'p. Keraksiz gap gunoh bo'lishi ayin. Demak, u ilojini boricha jim tursa, faqat o'ziga kerakli gaplarni gapirsa, savobli gaplarni gapirsa, ana shu odam najot topadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlar: "Man domina liya ma bayna rijlayhi va fakkayhi damintu lahul janna." Kimki deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam, menga ikki oyog'ini orasidagi va ikki jag'ini orasidagi narsani kafolatini bersa yaxshilashni, men unga jannatni kafolatini beraman degan. Ikki jag'ini orasidagi narsa degani tili degani. Tilini tiysa, yomon gap gapirmasa, iymon, e'tiqod, savob, faqat yaxshi gaplarni gapirishni menga kafolatini bersa, men unga jannatni kafolatini beraman deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz bilan safarga chiqdim deydilar u kishi. Safarda yurib borib turib, ikkovimiz yolg'iz qolganimizda yonlariga yaqinlashdim-da, ey Allohning rasuli, menga jannatga ko'p kirgizadigan va do'zaxdan ko'p uzoqlashtiradigan narsani aytib bering dedim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam, Allohga ibodat qilasan, u zotga shirk keltirmaysan, namozingni vaqtida o'qiysan, zakotingni berasan, ro'zangni tutasan, haj va farz bo'lganda ado qilasan dedilar. Undan keyin aytdilarki, men senga yaxshiliklar eshigi nimada ekanligini aytib beraymi? Ha, aytib bering. U kishi aytdilarki, hop, ro'za ko'p narsalardan saqlovchidir, yana boshqa narsalarni aytdilar. Undan keyin men hamma ishlarni, umurtqa pog'onasi nimada ekanligini, o'rkachi avvali nimada ekanligini aytib beraymi deb yana ko'p narsalarni aytib berdilar. Islomda asos bo'lgan narsalarni aytib turib, oxirida aytdilarki, men senga mana shularni hammasini moliki bo'lgan ustida turgan narsani aytib beraymi dedilar. Aytib bering dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tillarini ko'rsatib, mana uni tiygin dedilar. Ya'ni o'tganlarni hammasini ustida turadigan narsa deb turib, mana buni tiygin dedilar. Shunda Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu, ey Allohning rasuli, tilimizdan chiqqan narsaga hali bizning hisob kitobimiz bo'ladimi? Gapirayotgan narsamizning hisob kitobi bo'ladimi? Dedi, "Ha, onang seni ko'kingni kiysin." Tushunmagan, bilib qo'ygan, odamlarni jahannamga yuz tuban qulatadigan, tumshug'i bilan qulatadigan narsa tilidir dedilar. Ana til ofati qandoq buyuk ekanligini biz bilishimiz kerak. Shuning uchun bizning xalqimizda har na kelsa boshingga tilingdan bil degan maqol bor. Hamma narsa tildan keladi. Shuning uchun tilni nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Endi tilni ehtiyot qilib, faqat yaxshi narsani gapirishni tushunib olgan bo'lsak, tildan keladigan zararlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, birinchisi, befoyda gaplarni gapirish. Demak, befoyda gaplarni gapirish mo'min musulmon odamga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Islom vaqtni qadrlaydigan din. Mo'min bandani har bir soniyasi, har bir daqiqasi qimmatli bo'lishi kerak va unga sarmoya keltirish kerak, foyda keltirish kerak. Oxiratni foydasini keltirish kerak. Behuda gap ana shu qimmatbaho sarmoyani behuda, bema'ni, hech qanday manfaatsiz sarflashdan iborat bo'ladi. Mashoyixlarimiz aytadilarki, Allohning zikrini qo'yib, behuda gap bilan mashg'ullangan odam, shug'ullangan odam javharni qo'yib-qo'yib tezakni olgan bilan baravar deydi. Bitta katta,
gavharını koyup koyupti. Dünyada en kımmat baha taş. Bu yağıga bir tezeyini koyup koyupti. Ayt yaptı. Subhanallah desen tarazin sevapke toledi. Velhamdülillahi ve Allahu Ekber desen Osman bilen yerini arası seni sevabinge toledi. Bu bana şu gavhar. Bana o behuda gap. Allah'ın zikrini kımay, faydasız gapını yapıp oturgan gel dese, vaptı maşını alamandım, tezeyini ağamından barı var eken. Ana şu manada, demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok güne hadisler kelgen, maşhur hadislerde etediler ki, min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. İnsanlı İslam'ının güzelliği özüge bir fayda bulgen narsanın terk etişi de durur dediler. Aynen bana bir fayda geplerini özüge hem fayda vermeydi. Koşunusu geyem, ailesi geyem, yurtu geyem, insaniyet geyem hiç kanaka fayda yok. Bekar dakkılla oturadı halas. Vaktini kesedi. Ana şu narsanı terk eden adamını demek İslam'ı güzel adam dese bularak. Bana şu hadis-i şerifine, yani ki min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi hadisini muhaddis ulamalar, başka ulamalar cemlenir. İslam'ın madarı bulgan tört hadisten biri şu degen. İmam-ı Şafii etkerler şu törtte hadisten başka Resulullah hadis etmeseler hem dünyaya yeterdi, yırtıp atıp kalardı degenler. Absuz ki biz Müslümanlar bu narsanı bilmeyiz. Şuna kadar hadis varlığını hem köpümüz bilmeyiz. Demek biz arkadaşımız gereken özümüz için bir fayda bulgan narsalardan, hususan bir fayda gap sözlerden, manfaatsiz sohbetlerden özümüzden akı açıp, faydalı narsaga özümüzden uğruşumuz gereken, zikir, tilavatı Kur'an, ilim, özümüzge, yurtumuzge, halkımızge, insaniyetke, bütün dünyaga faydalı bulgan narsalar bilen meşgul buluşumuz gereken. Hazreti Umar radıyallahu anh'a dediler ki "Men kathura kelamuhu kathura sakatuhu." Kim ne gap köpeyse hatası köpeyedi. Çünkü köp gapın içinde hata çıkardı da. Hatası köpeyi bara uğradı. Yani bu nerseni nihayette ihtiyatlı bilen biz düşünüşümüz gereken. Başka bir rivayette etilerdi ki "Men samata fakat neca." Kim cim turuşunu özüge lazım tutsa necatke erişedi deyledi. Ebu Sa'id radıyallahu anhudan kılıngan rivayette etilerdi ki اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَمَ قَالَتْ اَعْزَاؤُهُ لِلْنِسَانِ اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَ اِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا. Adam balası tan arttırıp onundan tursa dediler. Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anhu bütün azaları tilige yalvarıp yapışarken ey til sen bizim hakkımızda Hudadan kork. Bilip koy sen müstakim doğru olsan hemimiz doğru olamız. Sen eğri olsan hemimiz eğri olamız. Hakikat şu. Tilden bir ağız küfür sözü çıksa tamam bütün cesaret küfürge aylanır. Tilden bir ağız iman sözü çıksa, cesat hemmesi imanı toledi. Bu narsanı biz yaxşı düşünüşümüz gerek, bütün vücudumuz bilen anlayıp yetişimiz gerek ve aytayotgan her bir sözümüzün salmağını bilişimiz gerek. Ondan fakat özümüzde savab, fayda, manfaat alış için harekette buluşumuz gerek. Demek behuda sözlerden, gaplardan, sohbatlardan nihayette biz ihtiyat buluşumuz lazım ola bu deken. İkinci afet, til afetlerinden bu batıl sözler. Batıl sözler degen de günah buladegen esası yok sözler. Bunga ulamalar birinci derecede bemaze, yani ki cinsi alakaya, şunaka uyat işlerge taalluklu gaplarını gapirişine edilirdi. Ozu rast, gap rast. Lekin gapir bu muydu? Uyat gap. Hani
Bundan adam özünü tiyiş gerek eken. Bemaza, beadab, beşerim gaplardan tiyiş gerek eken. Ondan keyin batıl sözlerini bir derecesi yukarılasa ondan köre kettarağı uruş cancar. Bir-biri bilen cancar kılıç, tartışış, mani ki doğru sen ne mevobsan deyiş manaları hem nihayetten o doğru. Cancar tartışu sözleri dinge taalluqli bosa dediler ulamalarımız. Bilgen kişi açığını aytıp bu gap bundaq cimboliler deyiş gerek. Dünyaga taalluqli bolup pul talashma, obro talashma, qandaydir o'tib ketgan bir balolarning talashmi bo'lib bekor vaqtini o'tkazib bir-birimdan urush janjal qilayotgan bo'lsa, ikki taraf ham jim bo'lsin. Buni umuman foydasi yo'q narsa. To'xtasin bundan, deydi. Ana bu narsalarga ham biz hammamiz e'tibor berishimiz kerak ekan. Til ofatlaridan uchinchisi fahsh gaplar va so'kish.